tekrardan selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size teşekkür ettirecek bilgiler vereceğim. Konumuz Malta'ya tekrar dil okulu için gelsem nelere dikkat ederdim, neleri farklı yapardım olacak. Size kaç madde bakayım şöyle. 7 madde sıralayacağım. Benim değiştireceğim, yapamadığım ama aslında yapılması gereken ve size önerilerim olacak. Eğer Malta'da dil okulu düşünüyorsanız mutlaka uygulayın derim. Çünkü gerçekten denendi, onaylandı bazıları. Şimdi ilk olarak en önemli şey aslında dil okuluna gelirken, çünkü yani herkesin düşündüğü şey para oluyor. Bütçenize göre bir okul seçmek, işte hangi okulun iyi olduğu, pahalı okulların iyi olup olmadığı. Bu arada bir dakika gözlüğümü çıkarayım, gözümü de görün. Güneşte olduğu için hava, sonunda gözlük takmıştım ama böyle daha iyi. Şimdi okul ücretleri. Ya benim seçtiğim dönemde, yani yaklaşık bir 9 ay önce yani okul ücretleri 5000 civarıydı 6 aylık ve ben de hani baktım, en ucuz okullardan birini seçmeye çalıştım. Yine en ucuz okul değildi o döneme göre ama hem bilinmeyen bir okul hem de işte yani ortalamaya göre ucuz bir okul seçmek istedim. Ve öyle de yaptım ama hani baktığınızda buraya geldikten sonra, özellikle yani burada farklı okullarda olan insanlarla tanıştıktan sonra okuldaki eğitimlerin çok farklı olmadığını gördüm ve o yüzden aslında okula çok para vermek, çok pahalı bir okula gitmek çok anlamsız. Yani belki hani bir ufak tefek şeyleri olabilir, işte farklılıkları, atıyorum daha sosyal olabilir, işte verdiği diploma diyeyim, okulu bitirdiğinizde diploma değil de sertifika veriyor. Dil seviyenizi gösteren, o belki daha böyle geçerli bir şey olabilir falan ama onun dışında eğitim olarak, eğitim materyalleri olarak, hoca olarak vesaire çok bir farkı yok. O yüzden daha ucuz bir okul seçebilirdim biraz daha araştırıp. Bu benim tekrar gelirsem dikkat edeceğim birinci şeydi. İkincisi, daha önce, yani gelmeden önce ben hiç YouTube videosu izlememiştim Malta ile ilgili. Çünkü yani birkaç kişi biliyordum YouTuber ama hani böyle çok güvenilir gelmemişlerdi. Böyle hikayelerde falan görmüştüm. Dolayısıyla da hani açıp bakmak istemedim. Çünkü böyle hani nasıl diyeyim, taraflı oluyor sonuçta. İşte okul tanıtıyorlar, ne bileyim danışman oluyorlar vesaire. Ve dolayısıyla da hani böyle %100 güvenip de sözüne inanıp da gelebileceğim insanlar olduğunu düşünmediğim için YouTube videosu izlemedim. Dolayısıyla da bir fikir sahibi olmadan aslında geldim ama şu an sizin güvenebileceğiniz, izleyebileceğiniz biri var. O yüzden izleyip gelmenizi tavsiye ederim. Üçüncüsü, şimdi ben okula ilk geldiğim dönemlerde biraz bu kişisel bir şey ama çok utangaç ve çekingendim. Hani özellikle İngilizce konuşmaya da çekiniyordum. Hem de yani insanlar yabancı, çevreniz yabancı. İlk kez hani yurt dışına çıkmışım vesaire ve sonuçta sınıfınızdaki herkes yabancı, hocanız yabancı. Dolayısıyla yani böyle birazcık çekingenlik vardı açıkçası üstümde. Mesela teneffüslerde, aralarda falan böyle eğer bana bir şey sormuyorlarsa, ben de çok fazla böyle konuşkanlık yapıp birilerinin yanına gidip sohbet açmıyordum. Bu bir süre sürdü yani. İşte çok uzun bir süre sürmedi tabii ki. Hani ilk zamanlar diyeyim, ilk bir iki hafta diyeyim. Bu şekilde geçti çünkü hani insanların yaklaşımını falan gözlemlemeniz gerekebilir belki önce, ya da siz de çekingen olabilirsiniz. İngilizce konusunda özgüvensiz olabilirsiniz benim gibi. Dolayısıyla birazcık böyle çekingen olduğum için çok fazla arkadaş da edinemedim başta. Hani böyle ilk ayımda falan ağlıyordum, diyordum ki galiba hiç kimseyle arkadaş olamayacağım, yalnız bitireceğim falan okulu diyordum. Çünkü şöyle bir şey fark ettim okulda. Mesela bir sürü Asyalı falan var değil mi? Yani benim okulumda çok fazla Japon, Çinli falan vardı. Ve onlar grup olarak birlikte çok fazla aktivite yapıyordu. Benim okulumda çok fazla aktivite yoktu ama okulun ayarladığı, kendi kendilerine bir grup olup aktivite yapıyorlardı. Ve hani kendi içlerinde yapıyorlardı. Yani o yüzden beni davet ettiklerinde, yani birkaç kez davet ettiklerinde gitmemiştim. Diğer şeyleri de böyle daha eğlenceli görünen şeyleri de davet etmemişlerdi. Dolayısıyla böyle birazcık kendimi dışlanmış falan hissettim.
O yüzden de böyle ben artık arkadaş edinmeye başladım ama tabii bu bir zaman sonra oldu. İşte ben etkinlik yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım dedim. Ve dolayısıyla da hani bir çevre edinmiş oldum. İşte YouTube'a başladım. Sonra işte kahvaltı videosu falan çektim böyle. Daha sonra beni bir yere davet ettiklerinde katılmaya çalıştım. Ben birilerini davet ettim falan. İşte yemek hazırladım, yemeğe çağırdım ya da yemek hazırlandığında ve davet ettiğinde birileri gittim yani. Ve bu şekilde birazcık daha sosyal olabildim ama benim tavsiyem bu konuda sizin yani hiçbir şekilde çekinmemeniz, daha böyle aktif, sosyal olmanız, konuşkan olmanız ve sizi bir yere davet ettiklerinde gitmeniz ve sizin de onları hani olabildiğince bir şeylere davet etmeniz. Çünkü yani asıl oradaki şey arkadaşlık kurmak, sosyalleşmek ve sürekli iletişim halinde kalmak. Bu çok önemli. Zaten daha sonra mesela okul bittikten sonra da ülkeye geri dönseniz dahi görüşebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. O yüzden bu benim üçüncü bir önerimdi. Çünkü zaten hani pratik yapmak istiyorsanız özellikle tek şeyiniz, hani olanağınız tanıştığınız insanlar, arkadaşlarınız, çevrenizdeki insanlar oluyor. O yüzden bunu bir fırsata çevirebilirsiniz. Dördüncü şey ise diğer ülkelere gitmek. Yani sonuçta sizin Schengen vizeniz oluyor Malta'ya geldiğinde ve Malta sonuçta bir İtalya'ya, Fransa'ya, ne bileyim bir İspanya'ya yakın, görece yakın Türkiye ile karşılaştığınızda ve bir vize sorununuz da olmadığı için diğer ülkelere gitmek çok çok kolay. Ama burada benimle ilgili ne sorun vardı? Birincisi para sorunu vardı. Zaten hani ekonomik olarak kendimi 6 ay idare edebilecek kadar param vardı. Yurt dışına çıktığınız zaman tabii ki oralarda para harcıyorsunuz. Biletlere vesaire işte yediğiniz içinizde kalmaya. O yüzden birazcık masraflı olabiliyor. Ben o yüzden çok gezemedim o süreç boyunca. Daha sonra da zaten böyle iş arama, vize süreci vesaire bunlar araya girdi. Yine gidemedim çok fazla. Sadece İspanya'ya gidebildim yani. O yüzden önerim yani eğer bir bütçe ayarlayabiliyorsanız sırf gezmek için, sırf başka ülkelere gitmek için bütçe ayırın derim. Yani böyle eğer işte arkadaşlık edinirseniz onlarla birlikte gidip kalmayı falan da halledebilirsiniz. Böyle işte ne bileyim çok kişinin kaldığı odalarda falan kalıp sırf gezmek için bunları yapabilirsiniz. Çünkü bence önemli bir şey. Bilmiyorum hani sizin gelecek planınız ne ama eğer böyle hayatınızda bir kez falan yapacağınız bir şeyse kesinlikle bence bunu kaçırmayın derim. Çünkü gerçekten Malta'dan diğer Avrupa ülkelerine gitmek çok kolay. Yani düşünün uçağa binerken falan hiçbir şey göstermiyorsunuz doğru düzgün. Biletinizi işte ne bileyim bize pasaportunuzu gösterip geçiyorsunuz. Daha sonra bu benim önerim. Ama tabii ki böyle bir şey dediğim için beni yargılayabilirsiniz. Yabancı sevgili yapmak arkadaşlar. Bence bu çok önemli bir şey. Neden çok önemli? Ben yapamadım. Ama siz yapabilirsiniz. Neden? Çünkü şöyle bir gerçek var. Yani gördüğüm kadarıyla kendi arkadaşlarımda, sınıfımdan böyle işte Türkler yabancı yapıyor. İşte yabancılar başka yabancılarla falan sevgili oluyorlar ve ya sevgili olduğunuzda tabii ki daha fazla paylaşım yapabileceğiniz, yanınızda olan ve sürekli konuştuğunuz birisi oluyor. Doğal olarak sürekli onunla İngilizce konuşmanız da gerekiyor ve pratik yapmış da oluyorsunuz. Aynı zamanda farklı kültürleri de böyle görebileceğiniz, işte anlayabileceğiniz bir aslında ilişki olmuş oluyor. Yani eğer boş derseniz bence bu gerçekten çok faydalı olan bir şey. Çünkü yani düşünün şimdi bir yerde kalıyorsunuz vesaire ama işte sevgili yapmadınız, sosyal hayatınız böyle çok iyi değil, çekingensiniz. Sadece muhtemelen Türklerle konuşursunuz böyle bir durumda ve İngilizceniz gelişmez. O yüzden yapabileceğiniz en iyi şey sevgili yapmak. En iyi şeylerden biri diyeyim. En iyi şey değil ama. Ve burada şöyle bir kolaylık da var. Sadece kadınlar için değil arkadaşlar. Bence erkekler için de burada sevgili yapmak kolay olabiliyor. Çünkü insanlar hani burada çok farklı kültürlerde, çok farklı işte yaşam standartlarında insanlarla tanışabilme imkanınız oluyor ve onların bu şekilde ilişkilere bakış açıları da farklı oluyor. Hani bilmiyorum bu tavsiye böyle çok şey gelebilir ama gerçekten faydasını çevremdeki insanlarda gördüğüm bir olay olduğu için ben tavsiye olarak vermek istedim. Altıncısı geldiğiniz dönem çok önemli. Yani şu an size gerçekten çok önemli bir bilgi verdiğimi düşünüyorum. Neden? Çünkü şimdi geldiğiniz dönem atıyorum yazın gelebilirsiniz, kışın gelebilirsiniz, bir de arada gelebilirsiniz zaten. Şimdi yazın geldiğinizde birincisi okul fiyatları bir tık daha pahalı oluyor birincisi. İkincisi çok
kalabalık oluyor, çok sıcak oluyor. Ne bileyim hani tabii ki sizin birazcık da böyle kişiliğinize bağlı değişir yani bunu sevip sevmemeniz ama yani bence çok çok iyi bir dönem olmuyor. Hatta mesela böyle yaz tatilini de yapmak için falan geliyorsanız yaz mevsimi bunun için bence uygun bir mevsim değil. Neden? Çünkü çok kalabalık oluyor, denizler pis oluyor vesaire, böyle toplu taşıma falan bile sorun oluyor yani. O yüzden size gelinebilecek en iyi mevsimi söylüyorum arkadaşlar. Hatta ayı söyleyeyim. Ben Ekim gibi gelmiştim ama siz Eylül başında gelirseniz eğer, zaten hani Eylül'den sonraki 3 ay yani o 3 aylık bir süreçte kışa girmeden denize girebiliyorsunuz. Deniz gerçekten, ben Ekim'de Kasım'da girdim denize. Çok temizdi. Hatta öyle bir videom var. Deniz videom aşağılardadır, biraz eski bir video. Ona bakabilirsiniz. Denizi görebilirsiniz ne kadar güzel olduğunu. Yani çok iyi bir mevsim oluyor. İnsanlar azalmış oluyor. Denizler temiz olmuş oluyor. Ve hani böyle çok kalabalık olmadığı için toplu taşıma falan da bir sorun olmuş olmuyor. Ve bu dönemler görece, yaz mevsimine göre daha ucuz dönemler olduğu için bence en mantıklı dönem Eylül sonrası dönem. Yani kışı da kapsıyor eğer 6 aylık gelirseniz, bayağı iyi oluyor. Daha sonra iş bulma. İş bulma konusu neden sona bıraktım bilmiyorum. Aslında çok önemli bir konu ama ben şimdi size kendi deneyimimden bahsedeceğim bu konuda. Şimdi ben iş konusunda bayağı seçiciydim. Böyle ilk geldiğim dönemlerde işte bir iş bulabilirdim belki kolayca. Eğer arasaydım işte, ne bileyim, bir mağaza danışan olabilirdim, bir garson olabilirdim, yani bir şeyler olabilirdim, kasiyer olabilirdim ama nedense asla aklıma iş aramak gelmedi. Hani öyle ekonomik rahatlıktan falan da değil bence. Yani çünkü ben o zamanlarda farklı bir kariyer şeyine odaklanmıştım. Hani daha profesyonel düşünmüştüm. Yani böyle işte kendi bölümümle ilgili bir iş yapayım, hani boşuna vakit kaybetmeyeyim gibi. Ama hani geldiğiniz sırada, yani gelir gelmez de iş bakmaya başlayabilirsiniz. Çünkü sonuçta part-time çalışma hakkınız var iş bulursanız. Okulu aksatmadığınız sürece diyeyim. Çünkü mesela benim çevremde arkadaşlarım vardı. Gelir gelmez böyle iş buldular. Okuldan sonra işe gidiyorlardı. İşte 10 saat, 8 saat öyle çalışıyorlardı. Hem para kazanıyorlardı, hem sonuçta işte de biraz pratik yapmış oluyorsunuz. Hem de para kazanmış oluyorsunuz, en önemlisi yani. O yüzden yani eğer böyle bir amacınız varsa para kazanmak hem de çalışmak gibi, onu gelir gelmez böyle arayarak yani bulabilirsiniz bence. Ben bakmadım, o yüzden çok da geç buldum yani, çok geç hallettim işini. Ama siz bu şekilde arayıp bulup çalışabilirsiniz. Şimdi baktım 7 tane önemli bilgimi sıraladım arkadaşlar. Eminim yani bu bence çok önemli bir videoydu. Çünkü sonuçta hani belki parça parça bu bilgilere ulaşabilirsiniz ama toplu halde bu bilgilere ulaşabileceğiniz video sayısının kısıtlı olduğunu, hatta olmadığını düşünüyorum. O yüzden bir teşekkür hak ediyorum ve teşekkür için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bu videom bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.